Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocan. Yengenizi Pro kitabımızda ama TYT kitabımızdaki sorularımızı çözmeye devam ediyoruz seninle birlikte. Yeniden TYT kitabını çözmeye bir start verelim dedim bir taraftan da. Şimdi birinci soruda hemen başlayalım ama testimiz ne? Gaz basıncı ile ilgili. İkinci testimiz test 24 ama var ya çok sağlam sorular var. Şöyle hızlıca göz gezdirdim. Hemen istersen sorular çözmeye başlayalım birinci soruda. P musluğu ile birbirine şekilde ekibi bağlamış barometre kutulu düzenek dengededir. İki tane farklı kap var. Kapların üstünde gazlar var ve içlerinde cıva var. Ne diyor? Buna göre P musluğu açıldığında. Şimdi P musluğu açıldığında gaz sağdan sola mı akacak, soldan sağa mı akacak? Önce ona karar vermemiz lazım. Bunun için de bizim en büyük referans noktamız neresi? Aslında çok güzel bir şekilde atmosfer. Ben diyorum ki şu noktada hangi basınç var? Biliyorsun, atmosfer basıncı. Yine aynı şekilde şuraya etki eden basınç kim? Atmosfer basıncı. Yani noktanın yerini gösteriyorum. Klasik yaklaşım, benim tarzımı biliyorsun. Şimdi buraya ne dedik? P0 dedik mi? Buraya ne dedik? P0 dedik mi? Seviyeler aynı ya da farklı beni ilgilendirmez. Ben sonuçta şuradan çizgimi çekerim şöyle. Çizginin üstündeki basıncı, çizginin altındaki basıncı kontrol ederim. Ama önce çizgi altına bakalım. Çizgi altında, tüpün altında ve burada aynı sıvılar olduğu için çizginin üstünde de aynı sıvılar olmak, aynı basınçlar olmak zorunda. Yani P0 basıncı şuradaki gaz basıncıyla beraber ifade edilirse hemen yazalım. P0 basıncı eşittir. Yukarıda PX gazın basıncı var. Buraya aynen iletiliyor. Hop aşağıya bir de civanın basıncı. Ne yazarsın o zaman? PX gazının basıncı artı 2H çarpı D civa çarpı G dersin. Yan tarafa geçtiğimizi düşün. Peki burada da hangi gazın basıncı var? Y gazının basıncı var. Buna da P'ye yazalım. Aynı şekilde çizgimizi çektiğimizi düşünürsen, bak şuradan çizgiyi çekiyorum. Bu çizginin üstündeki basınçları eşitlemek istediğime göre P'ye gazı ile HDG kime eşit? P0'a. O halde buraya da geliyorum. P0 basınç, atmosfer basıncı. P'ye sevgili arkadaşım artı HDG. Şimdi bu denklemleri yazmıyorsun ya sen. Asıl yapman gereken bu denklemleri yazmak. Şimdi bakıyorsun P0'lar aynı. Burada H var. O zaman PY'nin daha büyük olması lazım. Yani PY gazının basıncı daha büyüktür PX'ten. X gazının basıncı artar. Doğru mu bakalım. Y gazının basıncı daha büyük olduğu için gaz sağ taraftan sola doğru akacak. Ve buradaki gazı sıkıştıracak. Kendi basıncı azalırken X'in basıncı artacak. Yani birinci ifade gayet doğru bir ifade diyerek buraya bir tik atalım. Bu güzel. Şimdi L noktasını etki eden toplam sıvı basıncı artar. Belki de en tehlikeli noktalardan bir tanesi bu. Şimdi ben şurayı yeniden bir silmek istiyorum. Şimdi şu önemli. Önemli olan nokta ne? Y gazının buraya aktığını biliyorum. Yani şuradaki basınç azaldı. O zaman atmosfer buraya bastırarak sıvının buraya dolmasını sağlayacak. Yani kaba geçmesini sağlayacak. O zaman şuradaki sıvı seviyesinin alçaldığını rahat bir şekilde, yükseldiğini pardon, rahat bir şekilde söylerim. Buradaki sıvı seviyesinin de azaldığını rahat bir şekilde söylerim. Şimdi burada asıl problem ne? Y gazının basıncı PY idi, değil mi? Y gazı sol tarafa doğru geçiş yaptığı için gazın basıncı azaldı. Ama üstündeki, yani altındaki o sıvının seviyesi de yükseldi. Yani L noktasını taban olarak alırsan PY artı HDG yaptığın zaman işler karışabilir. Ama L noktasındaki basıncı şöyle yazsan, P0'ı bu hizaya aldın. Şuradaki seviyeyi şöyle yaptık. Bu seviyede atıyorum H üssü dedik. O zaman artı H üssü çarpı D çarpı G dedik. H üssü ne oldu? Azaldı. Geriye kalan her şey sabit. O zaman basınç artmaz, azalır. Müthiş bir ifade. Kollardaki sıvı seviyeleri eşitlenir. Kollardaki sıvı seviyeleri derken, tamam. Sonuçta kollardaki sıvı seviyesi dediği şuralar ve şuralar, değil mi? Bakalım. Öncelikle bu tarafta P0 vardı. Burada da PX. Şimdi musluğu açtığın zaman X ve Y gazlarının basınçları birbirine eşitlenecek. Bak, musluğu açtığın anda PX üssü PY üssüne eşitlenecek. Yani X gazının basıncı biraz artacak. Y'ninki biraz azalacak ve basınçlar eşitlenecek. Eğer X Y'ye eşit olursa P0'lar zaten eşit olduğu için H'lar mecburen eşit olacak. O zaman kollardaki basınçlar eşitlenir. Doğru olur ve cevap da gerçekten çok sağlam bir soru. 1 ve 3 olur yanlış görmediysen. Devam edelim ikinci soruyla. Sanırım seçenekler aşağıda çıkmıyor ama daha sonra çözdükten sonra yapabiliriz ya da önce şurayı bir okuyalım. Şekildeki eşit kollu ne diyor? Şekildeki iki kollu düzenek bir boru yardımıyla birleştiriliyor. Tamam, daha sonra kaydırırız, alırız orayı. Birleştiriliyor. Borunun sol ucu bir kapakla kapatılarak basınç kontrol altına alındığına göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir kapakla kapatılmış ve basınç kontrol altına alınmış. Bu sıkıntı değil.
Ama bizim yani yaklaşımımız, arkadaşım, bu sorular zor görünüyor. Evet, çok zor oluyorlar. Kesinlikle sana katılıyorum ama ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Kabın tabanındaki toplam basınçları eşliyorsun. Yukarı doğru çıkmaya başlıyorsun en alttan. Çıktın abi. Nerede o zaman ayrım başladı? Aha, tam şurada, değil mi? Şu seviyeyi çizdim. Peki bunu bir şöyle yeniden ortadan kaldıralım. Şuradan hop, bakalım dengeli sağlayacak mıyız? Evet, çok güzel bir çizgi oldu. Buradan bu çizginin altına bak lütfen. Çizginin altında, hatta şöyle göstereyim. Bu çizginin altında şu noktadaki basınçla bu çizginin altındaki şu noktadaki basıncı sıvılar cinsinden ifade edersen sıvılar aynı basınç uyguluyor. Tabandaki toplam basınçlar da zaten eşit. O zaman çizgi üstü eşit. Yani söylememiz gereken nokta ne olur o zaman? Şuraya uygulanan gaz basıncıyla şuraya uygulanan toplam basınç birbirine eşit. Dışarıda kim var? P0 var. Evet. Şimdi şuraya geldim, P0 yazdım. Şuraya da geldim, P gaz yazdım. Şurada bir de H'im var. Denklemim çok net. Diyor ki P0 artı diğer tarafta neyin var? HDG. Yaz lütfen, yaz. Bunlar çok sağlam sorular. Kime eşit o zaman? P gaz basıncına. Bu neyi gösterir bana? Çok net bir şey söyler. Der ki bu kabın içerisindeki gazın basıncı daha büyüktür. Kimden? P0'dan. O zaman ben şu kapağı açarken, bu kapağı açtığım anda kapağın içindeki gaz dışarıya çıkmak istiyor. Kapağın dışındaki gaz içeriye girmek istiyor. Dışındaki gaz kim? Ahmet hocam. P0. İçindeki gaz kim? Ahmet hocam. P gaz. Ama P gaz P0'dan büyükse gazın dışarıya çıkması gerekir. Güzel. O zaman kapak açılırsa bir yönünde gaz çıkışı gözlenir. Evet, bir yönü dışarı doğru. Net. Sol kola sıvı eklenirse, sıvı yerli seviyeler arasındaki fark azalır. Sol kol dediğimiz bu taraf, değil mi? Buraya sıvı eklediğimde buradaki sıvı ne yapacak? Bir kere yükselecek. Buradaki sıvının yükselmesi tabandaki basıncı arttığı için buradaki sıvının da yükselmesine sebep olacak. Yükselen sıvı gazı sıkıştıracak. O zaman gazı sıkıştırırsa şu gazın basıncı eskisine göre artmış olacak. İyi de P0 aynı. Bura artarsa H ne olur? Artar. Bak, bir denklem nelere işine yarıyor. Fark azalır diyor. Gitti. Kapak açılıp boruya bir yönde gaz ilave ederiz. Kapak açıldı. Boruya gaz ilave edildi. Bu gaz borunun içinden geldi. Odanın içine karıştı. Odanın içindeki gazın basıncı arttı. O zaman bu sefer de sıvıyı buradan aşağı ettiği için burada yükseldi. Yani sıvı seviyeleri arasındaki yeni farkı kontrol edersen, bak, buradan sıvıyı aşağı ettin. Buradan sıvı yukarıya çıktı. O zaman H böyleyken bu aşağı indi. Bak, bu aşağı indi. Bu yukarı çıktı. H daha da arttı. O zaman gayet doğru bir öncül daha yakalamış oldum. Bu öncüle de tik attım. Ve şöyle kenara yazıyorum. Cevabı 1 ve 3 olması gerekiyor. Sen hangi seçenek olduğunu zaten bulursun. Şimdi ben şurayı bir kaydırayım bakalım seçeneklerimize. Neymiş? 1 ve 3 C seçeneği olacakmış sevgili arkadaşım. Tabi bu tekrar eski haline gelsin, yoksa yerler kayıyor. C seçeneği olarak şartladık bu sorumuzu da. Şimdi çekirdek sistemde gerilmiş yaya bağlı K cismi. Şimdi gerilmiş yay nedir? Sıkışmış yay nedir? Buna dikkat edersen sorularında bence çok iyi edersin. Şimdi elimizde şöyle bir yay olduğunu düşünelim. Bu yayın, atıyorum, denge konumu ilk başta herhangi bir şey yokken bu şekilde. Ucuna bir cisim astık. İşte sıvının kaldırma kuvveti var da işte tepki kuvveti falan filan, o ayrı. Şimdi yayı germek ne demek? Yayı uzatmak demek. Şimdi yaydaki kuvveti de ifade edeceğiz bununla. O zaman yay ne oldu? Uzadı, uzadı, atıyorum. Böyle bir konuma geldi. Bu konumda o gerdiğimiz yayın ucuna bir de neyimiz bağlı? Cismimiz bağlı. Cismimiz de K cismi zaten. Yani yay denge konumu olan bu şekildeki durumdan bu şekildeki duruma geldi. O zaman yayın boyu bir miktar uzadı ve bu uzama nedeniyle yay bize yukarı yönde bir kuvvet uyguladı. Yayı germiş olduk. Peki. Kap alttan ısıtılırsa. Şimdi kabın alttan ısıtılması şuradaki gaz basıncının ne olacağını gösterir? Artacağını gösterir. Tamam mı? Gaz basıncı artarsa pistonu yukarıya doğru daha büyük bir kuvvetle kaldıracak. Doğru değil mi? Gaz basıncının artmasıyla pistonun üstünde, o altına etki eden basınç arttığı için kuvvet artacak ve piston bulunduğu seviyeden bir tık nereye çıkacak? Yukarı çıkacak. Mesela nereye çıkacak? Atıyorum, piston bu seviyeye gelecek. Şimdi piston bu seviyeye geldiği zaman şuradaki K cismini de yukarıya kaldırmış olacak. K cismini yukarıya kaldırdığı andan itibaren yayın boyu kısalacak.
Yayın boyunun kısalması ne demek? Yayın eski haline dönmesi demek. O zaman yaydaki gerilme kuvveti tabii ki de azalacak. Bu bizim. Şimdi hemen şöyle ifade edelim. 2. K cismini pistona yaptığı basınç artar. Şimdi burada K cismimizin aşağı doğru bir ağırlığı var. Bunu bayağı bir dışarı çıkarayım. Burada yine pistonun tepki kuvveti var. Sıvının kaldırma kuvveti var. Aman Allah'ım neler var? F yayda gerilme kuvveti var. Bayağı bir şey var. Şimdi G'yi böyle çizdik mi? Sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetine Fg diyorum. Burada altında bulunduğu pistonun uyguladığı tepki kuvvetine N diyorum. Yaydaki gerilme kuvvetini de şöyle gösteriyorum. Ona da Fy diyorum. Aşağıya doğru G tek başına olduğu için. O zaman G eşittir. Ne demem gerekiyor? Fy artı N tepki kuvveti artı bir de kaldırma kuvveti var. Doğru mu? Fk. Şimdi biz ne yaptık? Pistonu yukarıya doğru kaldırdığımız için yayda oluşan kuvvet, yani şu Fy ne oldu? Azaldı. Bak şuradaki Fy azaldı. Unutma. G zaten sabit. Kaldırma kuvveti cismin batan hacmi olduğu için, batan hacmi ile alakalı olduğu için burası sabit. Şurası da sabit. O zaman ne oldu? G sabitken Fy azaldığı için N mecburen ne oldu? Arttı. K cisminin pistona uyguladığı basınç o yüzden arttı. Çünkü K cisminin pistona uyguladığı basınç, o etki tepki kuvveti dediğimiz N var ya, bölü S. Bu S ne? Taban alanı şeklinde ifade edilir. Doğru bir ifade. Gayet güzel. Kabın yere yaptığı basınç değişmez. Şimdi buraya gelelim. Kabın yere yaptığı basınç değişir mi, değişmez mi? Buradaki en büyük dikkat etmen gereken handikaplardan biri şu. Bu yay tavana bağlı. Yani yaydaki gerilme kuvveti sisteme harici bir kuvvet olarak uygulanıyor. Yani dışarıdan bir. Eğer bu yay olmasaydı, kabımızın içerisindeki toplam nesne sayısında hiçbir şekilde değişiklik olmadığı için denge durumu ne olursa olsun kabın tabana uyguladığı o P kap olarak yazdığım basıncın eşit kalması gerekiyor. Oysa ki yayda oluşan gerilme kuvveti yukarıda o değil mi? Bütün ağırlıklar aşağı aşağı, işte tepki kuvveti var falan filan. Onlar sistemin içindeki kuvvetler. Ama şimdi dikkat et. Bizim bu kabımızın yere uyguladığı basıncı şöyle yazalım. İçindeki tüm ağırlıklarla birlikte G kabın ağırlığı eksi. Yukarı yönde harici uygulanan kuvvet Fy. Çok enteresan değil mi? Bölü. Bir de kabımızın neyini alıyoruz? Taban alanını S. Yine kabın taban alanı olarak ifade ediliyor. Şimdi ben piston yukarıya kalkmasıyla beraber şuradaki gerilme kuvveti, yani Fy'nin ne olduğunu görüyorum. Azaldığını görüyorum değil mi? Azaldı. Yukarıda onu yorumlamıştım. Buranın azalmasıyla beraber eksi işareti nedeniyle kap zemine daha çok kuvvet uygulayacak ve basıncı artacak. O yüzden de değişmez ifadesi yanlış bir ifade olacak ve işaretlenmesi gereken doğru seçenek de sanırım. Aha burada 1-2 Bursa, çünkü çözdük. Alttaki seçenekleri zaten sen kitabında görüyorsun ama benim için önemli olan bu kısımdı. Onu da halletmiş olduk. Çok sağlam bir soru. Peki ne diyor? Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deney düzeninde kesit alanları verilen cam tüpler X, Y, Z gazları basınca sırada verilmiş. Kılcallık önemsenmediğine göre gazların basınçları arasındaki ilişkiyi soruyor. Ya yapacağımız şey şu değil mi güzel kardeşim? Şuraya çizgini aslanlar gibi çektin mi? Çektin. Dedin mi şuradaki atmosfer basıncı buradan etki ediyor bu noktaya? Bak noktanın yerini. Burada atmosfer basıncı etki ediyor bu noktaya. Yani benim buradaki kastım ne? Sadece atmosfer basıncı gösteriyorum. Yani diyorum ki buradaki basıncım ne? P0. Buradaki basıncım ne? P0. Tabandaki her noktada toplam basınçlar eşit. Mükemmel. O zaman şuraya bir derinlik verelim mi? Mesela daha rahat olması için 2H. Yine aynı şekilde şuraya bir derinlik verelim. Şuraya 2. Oraya vermeyelim. Orada ters olur. Orada ters olur. Gerçekten ters olur. Şurası 2H komplece. Şuraya da H diyelim çünkü daha aşağıda. Tamam. Tabandaki basınçları eşitlemek için yazmamız gereken denklem ne olmalı? İlk başta P0'ı bir yaz bakayım. P0'ı yazdın mı? Yazdım. Eşittir. Şimdi onun yanında ne görüyorsun? P0'ın olduğu nokta şura mı aynı hiza? O noktaya etki eden basınç da Px artı kaç HDG? 2HDG. Ondan sonra yazman gereken denklem eşittir. Diğer tarafta Py artı 2HDG. O zaman buraya da Py artı 2HDG. O da aynı zamanda eşittir. Üçüncü denklem olarak ne yazman gerekiyor? Pz gazının basıncı artı HDG. Şimdi bunların hepsi neye eşitti zaten? P0'a. Şurası HDG olduğuna göre Pz'nin daha büyük olması gerekmiyor. Pz büyüktür Px'den. İkiler birbirini götürdüyse Px eşittir Py ya da Pz, Py, Px şeklinde sıralamam gerekir. Bakalım o seçeneği bulabilecek miyiz seninle birlikte? Bursa mı? Hayır değil. Z, Z, X, Y. Aha aynı şekilde yazmış benimle. İşte bu. Cevap ne? C seçeneği oldu.
Güzel. Peki, sürtünme sızdırmaz pistonlarla ayrılmış şekildeki kapalı kapta. Sürtünme yok. Pistonlarımı sızdırmıyorlar. Zaten ağırlıkları varsa bile aşağı doğru gaz basınçları arasındaki ilişki. Şimdi K buradan bir kuvvetle itiyor. L buradan bir kuvvetle itiyor. Ama bu kuvvetleri oluşturan şey ne? Basınçlar. Basınç çarpı kesit alanı. Aynı mantıkla düşünürsen L buradan bir kuvvetle buraya doğru itiyor. M de buradan bir kuvvetle buraya doğru itiyor. E tamam. E o zaman pistonlar hareket etmediğine göre, sürtünme de olmadığına göre çok kolay değil mi? Px eşittir. Px nereden çıktı? Pç eşittir PL eşittir PM olarak yazar. Arkama bile dönüp bakmam. O zaman cevap ne olur? C seçeneği olur. Güzel bir soruydu. Şimdi gelelim 6. soruya. Şekildeki sistem dengedeyken kaplardaki gazın basıncı P gaz. Kabın içindeki gazın basıncına P gaz demiş. O yüzden ben buraya bir kere P gazımı yazarım. Kabın tabanındaki sıvı basıncı bize verilmiş. O zaman şuradaki bir noktada basıncın yerini gösteririm. Sadece bak bu ok vektörel değil. Basınç vektörel değil. Dikkat et. Bu sadece P sıvının tabandaki bir nokta için tanımlandığını göstermek istiyorum. Ok, o yüzden çiziyorum. Güzel. E bir de yayda oluşan kuvvet. Sistem dengedeyken nasıl? Sıkışmış. Aha yayı buldum vallahi. Uzamış değil. Sıkışmış bir yay. Yani ne yaptık zaten? Piston yukarı yönde. Yayı sıkıştırıp araya koyduk. Çok güzel. Peki ne yapıyor? Buna göre kabın tabanına bağlayan ip koparsa. Ooo. Balonu bağlayan ipi mi koparıyor? E tamam, o zaman balon yukarıya doğru çıkmak zorunda. E, balonu şöyle yukarıya doğru çıkıp, aha bak şöyle geldiğini bir düşün. Böyle, hop balonumuz böyle. Yani hemen üstüne çizmiyorum ama biraz yanına çiziyorum. O zaman balonun çeperlerine etki eden toplam basınç ne oldu? Azaldı. Çünkü balonun şu anda içinde bulunduğu ortam az öncekine göre daha az derinde. Balonun çeperlerine etki eden basınç azalırsa senin buradaki ilk hamlen şu olması lazım. Balon şişer. Bak, balon şişer. Mecburen. Azıcık da olsa, minicik de olsa balon şişer. Şişen balon sıvıyı sıkıştırmaya çalışır ama sıvı sıkışmadığı için balon şişince piston ne yapar? Yukarı yönde yükselir. Oo, piston yukarı yönde ne yapar? Yükselir dedik. Pistonun yükselmesiyle birlikte gaz sıkışır. Pistonun yükselmesiyle birlikte sıkışan gazın basıncı P gaz ne olur? Artar. Bu tamam. Şimdi yayı ne yapmıştın? Sıkışmıştı zaten. Pistonu yükselttin. Yay biraz daha sıkıştı. F yay ne olur? Biraz daha artar. Çünkü zaten sıkışıyorsun. Peki neyi soruyor? P gaz. P gaz basıncı sorumladık. Sıvı basıncı. Ha bir de sıvı basıncımız vardı. E ne oldu? Piston yükseldi. Piston niye yükseldi? Sıvı yükselmeye çalıştığı için. Yani balon şişti. E dolayısıyla sıvı basıncı zaten biliyorsun ki tabanı etki eden HDG. H burada sıvının derinliği burası. Dolayısıyla H'ın artmasıyla birlikte P sıvı basıncı ne olur? Artar. Bütün basınçlar arttı. Gaz basıncı artar doğru. Sıvı basıncı artar doğru. F yay ne olur? Azalır. Yanlış. Çünkü F yayın arttığını burada vurgulamıştık. Bu durumda işaretlenmesi gereken, öps bu gitti, işaretlenmesi gereken doğru cevabımız 1 ve 2 Giresun oldu. Anlaşılmayan bir şey umarım yoktur. Çünkü bu da çok sağlam ve güzel bir soruydu. 7. soruda diyor ki düşey kesti kapalı kapta dengede X, Y, Z gazlar basınçlar P, X, B, Y, P, Z. Muhtemelen bundan soracak. Aslında en dikkat edilmesi gereken sorulardan bir tanesi. Hani sen hep çizgiyi çekip falan filan diyorduk ya. Ya arkadaşım bak burada dikkat etmen gereken ne? Önce tabandaki basınçlar birbirine ne? Eşit. Şuradaki toplam basınç P ise buradaki toplam basınç P olmak zorunda. Aksi takdirde dengeyi sağlayamazsın. Sildim gitti. Bu P'leri sildikten sonra benim yapmam gereken şey o tabandan yukarı doğru çizmek. Bak çıkıyorum çıkıyorum. Ta ki şuraya gelip burayı geçinceye kadar şu çizgide en son. En son o çizgide. O çizginin altında kalan basınçlar birbirine eşit olduğu için çizginin üstündeki basınçlar da birbirine ne olmalı? Eşit. Yani mesela şurada çizginin üstünde kimin basıncı var? Y gazının. Şurada kimin basıncı var? Civanın. Artı üstündeki basıncı iletiyorsa onu da alıyoruz zaten. Bu da bilmediğim bir şey değil. Ama ben diyorum ki şuradaki PY gazının basıncı ve şuradaki basıncı yazalım. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Gazlar üstündeki civa ya da başka gazların kendilerine uyguladığı basıncı alıp kendi basınçlarla toplayarak iletmezler. Gazlar içerisinde bulunduğu kabın her noktasına yukarıdaki, soldaki, sağdaki her noktasına sadece ve sadece kendi basınçlarını uygularlar. O zaman bu çizginin üstünde sadece PY yok mu? Oo, PY eşittir.
Çizginin sağına geçtiğimiz zaman burada ne var? Z gazı var değil mi? Bu Z gazının uyguladığı basınç buraya böylece iletecek mi? İyi de hocam az önce iletilmez dediniz. Evet, gazlar aynı şekilde basıncı iletmiyor. Yani iletmiyor demek çok doğru değil ama sadece kendi basınçlarını uyguluyor. Ama şuradaki sıvı aslında 2HDG'lik kendi basıncı var. Şuraya yazayım ben. 2HDG'lik sıvı basıncı artı bir de P gazı iletiyor. Yani benim buraya yazmam gereken şey 2HDG artı gazımın basıncı ne? PZ. Doğru mu? X'e henüz geçmedim. Bu denklemi yazdığımda bu denklem bana çok net bir şekilde bir şeyi gösterecek. O da ne? Y gazının basıncı P'yi kesinlikle daha büyüktür. Kimden? PZ'den. Şimdi yukarıya doğru olan, yukarıya doğru derken yukarıdaki bir noktaya etki eden gazın basıncı kabın içindeki her noktada eşit olduğu için şunu yazabilir miyim? PY gazın basıncı aşağı doğru da ne var? Aşağı doğru derken aşağıdaki bir noktada ne var? Civa artı X gazının basıncı var. Çünkü civa X'ten aldığı basıncı sıvı olduğu için aşağıya iletiyor. Ama işte gazda artı böyle bir şey yapamıyoruz. Direkt kendi basınçlarını yazıyoruz. O zaman PY yerine ne yazacağız? Eşittir. 2HDG civamız var mı? Yazdır. 2HDG artı bir deneyimiz var. PX'imiz. Ne dikkatimi çekiyor? Buradaki basınçların ikisi de Y değil mi? Birbirlerine eşitler. O zaman şuralar da eşit. Tamam, iki açılar birbirini götürdü. O zaman buradan çıkacak sonuç PX'in PZ'ye ne olmasıdır? Eşit olmasıdır. Peki Y'de en büyük mü? Getirdim buraya X'i yazdım. Bakalım PY büyüktür, PZ eşittir, PX diye bir seçeneğimiz var mı? Şöyle bir bakıyorum. Bu değil. PY büyüktür, PX eşittir, PZ. Cevap ne oldu? D seçeneği oldu. Güzel de bir soru olmuş. Harbiden harika. Çoğu öğrenci şu nokta yazarken büyük bir hata yapıyor. Şöyle yapıyor. PY artı P civa yani 2HDG artı PX. Bunu yapmayacaksın. İşte bu çok tehlikeli. Çünkü gazlar her noktaya sadece kendi basınçlarını uygular. Şimdi sistem dengede. Güzel. Bir şey dikkatimi çekti. Hangisinin öğrenciler tek başına yapılsa kollardaki sıvı seviyeleri kesinlikle eşitlenir. Ne dikkatimi çekti? Şurada bir civa var arada. Gerçekten çok hoş. Yani burada şu havanın uyguladığı basınçla burada şu havanın uyguladığı basınç civanın üzerine etki ettiğinde civayı sağa ya da sola doğru hareket ettirebilir. Ama civa etki etmiyor, sağa ya da sola doğru hareket etmiyor. O zaman şuradaki gaz basıncı PG ile şuradaki gaz basıncı yani hava basınçları birbirine ne? Eşit. Evet, peki sevgili arkadaşım işlemlerle ilgili yapılırsa kollardaki sıvı seviyeler eşitlenir diyor ya. Kollardaki sıvı seviyenin eşit olmasını engelleyen musluk kim burada? Aha bu değil mi L musluğu? Şimdi diyor ki adam mesela K ve M'yi açsan. Tamam bunu açtın, bunu açtın. Bunu nereye açmış oldun? P0'a. Belki içeriye gaz girecek, belki dışarıya gaz çıkacak bilemem. Bunu da P0'a açtın. Zaten demin P gazlar eşitti. Şimdi ikisini açtın yine eşit, bir şey değişmedi. Ama tabandan sıvı geçişi olmadığı sürece denge sağlanabilir mi? O zaman git. L ve musluk. Ha, L'yi açtın. Yanına eşantiyon olarak M'yi mi açarsın, K'yi mi açarsın? Problem değil. Çünkü civanın hareket edebilme yeteneği var. Bu kesinlikle doğru. Yalnız L musluğu zaten benim en çok istediğim şey. Bu da doğru. Çünkü o civanın hareket edebilme yeteneği, bir kez daha söylüyorum, o çok tehlikeli. Ve böylece işaretlenmesi gereken doğru seçenek 2 ve 3 ne oldu sevgili arkadaşım? Denizli oldu. Güzel soruydu. Soruların hepsi güzeldi. Umarım senin için faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Kanala abone olmayı da unutma lütfen.